teşkil edilmiş durumda. Evet, şimdi biz bu meclisle ilgili 8 ay oldu. Hep şunu dedik, yani en sağcı meclis, sağ partinin milletvekillerinin daha çok olduğunu bunu konuştuk. Şimdi geldiğimiz noktada bir önceki seçimde farklı bir tablo görüyoruz. Perihan Hanım, İskender Bey. Bu farklı tabloda da uçların daha keskinleştiğini, ayrımın daha keskinleştiğini görüyoruz. Hani bir altılı masa sonrası siyasette böyle bir ayrım söylen mesela İyi Parti'nin söylemi artık Cumhur İttifakı'nın söylemiyle ayrı. Bu bir örnek ama çoğaltabiliriz bu örnekleri. Şimdi geldiğimiz noktada sessiz kalması iktidar partisi vekillerinin ya da meclis başkanının önemsiz bulunabilir ama şöyle bir durum yok mu? Medya düzenini de lütfen göz önünde bulundurun. AK Parti'ye yakın medya kuruluşlarını takip eden insanlar için Can Atalay bir yandan da Can Atalay'ın ideolojisi, partisi de hedef alınmıyor mu? Yani bu uzak durulması gereken bir başlık gibi gösterilmiyor mu? Görmezden gelinerek. Ne dersiniz? Her ikinizden de görüş almak istiyorum. Önemli söyleyecekleriniz. Sayın Bayhan, sizle başlayalım lütfen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bu çok her açıdan birçok yönüyle üzerinde durabileceğimiz bir konu ama birçok önce birkaç yönüyle de halkın, emekçilerin, işçilerin kafasının açık olması gereken konuların başında geliyor. Evet. Nedir o? Erdoğan Türkiye'de iki davayı özellikle iki davayı, Gezi davasını ve Kobane davasını halkı, emekçileri kendi çıkarlarının dışında bugün egemen kıldığı, bugün uyguladığı politikalara, sömürü politikalarına, ucuz emek sömürüsü politikalarına, bugünkü yağma politikalarına, bütün bir yaşam ya, bütün yaşam alanlarımızı düşünün ya. Kentlerimizden fabrikalara, iş yerlerine, bütün bir sosyal günlük hayatımızı, üretim hayatını düşünün. Bütün bu alanlardaki kurduğu sömürü, ucuz emek sömürüsü ve yağma düzenini meşru kılabilmek, haklı kılabilmek ve var kılabilmek, sürdürebilmek için kullanıyor. Ve kullandığı davalar bu memleketin halkının taleplerini, özlemlerini, bu hükümete dair tepkilerini dile getirdiği en kitlesel, en önemli gösterilerin, mücadelelerin olduğu davalar ve bunları terör davalar olarak mahkum etmek istiyor. Ne diyor Can Atalay'a mecliste? O kendisi Erdoğan söyledi bunu değil mi? 18,5 yıl almış teröristi savunuyorsunuz diyor. Niye? Çünkü Gezi'de halkın, milyonlarca emekçinin, milyonlarca gencin, bu ülkenin milyonlarca yurttaşının mücadelesini böyle karalayıp, onu sindirip, onun gözünü korkutup, kendine oy veren işçi emekçileri de aldatıp, gerçekleri görmelerini engelleyip, gözlerini karartıp, iktidarını sürdürmek istiyor. Aynı şeyi Kobani davasında da yapıyor. Yani biz Türkiye'de ilk defa milletvekillerinin böylesi şeylerle, oyunlarla, böylesi dalaverelerle, kendi anayasalarını ayaklar altına alarak vekilliklerini düşürüldüğüne tanık olmuyoruz ki. Ama biçimsel de olsa o verilen mücadelelerle bu tip hamleler bir dönem püskürtülebiliyordu. İşte Enis Berberoğlu kararında olduğu gibi püskürtülebiliyordu. Şimdi Erdoğan bunun bile olamayacağını ilan eden bir çizgide duruyor. Böylesi bir tutumla hareket ediyor. Dolayısıyla kendi anayasasında, kendi meclisinde ayaklar altına alıyor. Ama burada çarpıcı bir durum var, önemli bir durum var. Sizin söylediğiniz Can Atalay'ın partisi, bizim gibi sosyalistler, Perihan vekilimin söylediği gibi kaç tane sosyalist vekil var ki mecliste yani? Sosyalistim diyen vekil var ki bugün 600 vekil içerisinde. Ama burada özel olarak bir şeyi de hedefe koyuyor. Hakkını isteyen, emeğinin, alın terinin karşılığını isteyen, demokratik haklarına sahip çıkan, ülkede laikliğe sahip çıkan, barışa, kardeşliğe sahip çıkan, böyle bir tutumla ülkenin ilerleyebileceğini, yarınlarının aydınlık olabileceğini düşünen işçi emekçilerle kendisinin arkasında tamamen bugünkü rejimi, tamamen Erdoğan rejimini, ki bunun bir sürü ayrıntıları var dediğim gibi, Erdoğan rejimini ayakta tutmak için kandırıp, gözlerini boyayıp, gözlerini karartıp, arkasında yedeklemek istediği kitleyi tutmak istiyor. Bakın bu seçimlerde biz şey konuşuyoruz ama 14-28 ay önce 14-28 Mayıs seçimlerinde Türkiye'de en çok oy kaybeden parti AKP. Gerileyen bir parti AKP kitlelerin gözünde. Ülkeyi yönetmesi zorlaşan bir parti.
burada bir gerçeğin altını mutlaka çizmek istiyorum. Bir aynı zamanda bir geçmişe atıfta bulunarak çok eski bir 40 yıl öncesine bu ülkeyi yönetenler nasıl ki 24 Ocak kararlarını 12 Eylül cuntası olmadan uygulayamaz hale gelmişlerdi. Ve onun için 12 Eylül cuntası gibi bir cuntayla 24 Ocak kararlarını uyguladılar. 24 Ocak kararları gibi sömürücü, yağmacı politikalar uyguladılar. Şimdi de Erdoğan'ın önünde öyle bir program var ki orta vadeli program, 2024 bütçesi ve 12. sermaye kalkınma planı öyle bir program ki bu program gerici faşist bir rejim inşa etmeden, o politikaları sürdürmeden uygulanamaz. Bu iş yemek halk kitlelerine uygulanamaz. Dolayısıyla bu davaları, bu davaların sembol isimlerini öyle bir şeyle tutuyor ki Can Atalay da bunlardan birisi. Demek Gezi davasında biz de Gezi'ye gittik. Ben hatırlıyorum Peygamberkili mecliste söylerken ya biz de Gezi'deydik, biz de şimdi milletvekiliyiz, biz meclisteyiz diye itiraz ederken söylediği cümlelerden birisiydi bu mesela. Doğru, biz de bir sürü milletvekili Gezi'deydik. Dolayısıyla o zaman bir şey var orada görülmesi gereken. Can Atalay Gezi ve Gezi'de ortaya çıkmış demokratik tepkinin, halk tepkisinin sembolü olarak Erdoğan tarafından böyle mahkum edilip ülkede böyle yönetilmek istediği için bu mahkumiyete teslim olması isteniyor işçilerin, emekçilerin, halkı. Aynı şey Kobani davasında da yapmak istiyor. Yoksa şöyle bir topluluğa karşı karşıya değiliz. Yani biz herhangi bir basit bir antidemokratik uygulamayı bir hükümetin, bir burjuva hükümetin, bir sermaye hükümetinin herhangi bir baskı politikasını bir alanda püskürtmek için uğraşıyoruz da püskürtemiyoruz gibi düşünmemeli. Bütün işçi ve emekçiler, milyonlarca işçi ve emekçi şu gerçeği görmeli, bilmeli. Bunu biz bu mücadeleleri vererek, biriktirerek ancak çok güçlü bir emekten, barıştan, demokrasiden yana çok güçlü bir örgütlülükle aşacağız. Hı hı. Ve Türkiye oraya doğru gidiyor. Yani şöyle bir yanı da var bu. Bunlar bence aynı zamanda da Erdoğan'ın o büyük ustalık dönemi dediği, o tek adam rejimi olarak bugün çokça propagandasını yaptığı ve Türkiye'nin yerli ve milli iktidarının tarihi şeylerinden birisini sergilediğini iddia ettiği, örneklerinden birisini sergilediğini iddia ettiği yönetim anlayışının şimdi kritik kırılmalarını da yaşıyoruz. Yani daha doğrusu çöküşünün de aynı zamanda adımları bunlar. Yani biz Can Atalay'ın milletvekilliğini mecliste düşürülmesini engelleyemediyse bu sadece Erdoğan'ın hedefleri ulaşması açısındaki bir adımı değil, aynı zamanda onun kaybetmesinin, onun yenilmesinin de bir adımı. Bunların hepsini eğer biz önümüzdeki dönem gerçekten demokratik hakları, özgürlükleri kazanma konusunda kararlı olursak bunların hepsini tarih